Merhaba arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde ters trigonometrik fonksiyonlarla ilgili temel düzey sorularımıza devam ediyoruz canlar. 24. testimizde bu ters trigonometrik fonksiyonlarla ilgili ne bilmemiz gerekiyorsa bunları detaylıca anlattım arkadaşlarım. Eğer sorun yaşıyorsanız lütfen 24. testi açıp bunları izleyiniz. Şimdi biz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Üstüne eklemeye devam edeceğiz. Hazırsanız başlıyorum. İfadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar, şuraya alfa dersek, buradaki ifadeden sinüs alfa 2 bölü 3 gelir. Burada da sinüs alfa geliyor. O zaman buranın cevabı nedir arkadaşlarım? 2 bölü 3'tür. Böyle yapmak yerine şöyle diyeceğiz. Bakın sinüs ile sinüsün tersi yan yana geldiğinde bunlar birbirini götürüyor ve cevabımız 2 bölü 3 oluyor. Kosinüs ile kosinüsün tersi yan yana geldiğinde bunlar birbirini götürüyor. Cevabımız 1 bölü 3 oluyor. Bunların toplamı da 3 bölü 3'ten bize 1'i verir. İkinci soruda ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Öncelikle arkadaşlar şuraya alfa diyelim. İfademizi düzenleyelim. Tanjant alfa artı pi bölü 2. Pi bölü 2 cinsinden yazıldığından isim değiştirecek. Kotanjant alfa olacak. İkinci bölgede tanjantın işareti eksidir. O yüzden eksi kotanjant alfaya eşit olur arkadaşlar. Şimdi şurayı düzenleyelim. Burası nedir? Sinüs alfa 1 bölü 2'dir. Sinüsün tersi ifadesinde buradaki açımız birim çemberde hatırlatalım arkadaşlar. Birinci bölge ve dördüncü bölgede olmalıdır. Bakın birinci bölgede sinüs artı, dördüncü bölgede sinüs eksidir. Burada sinüsün artılı bir değeri eşit olduğunu görüyoruz. O zaman alfa açısı birinci bölgededir. Üçgenimizi oluşturalım. Sinüs 1 bölü 2 olacak şekilde Pisagor'dan burası kök 3 gelir. Arkadaşlar kotanjant alfa birinci bölgede işareti artıdır. Önündeki eksiden dolayı sonucu eksi bulacağız. Üçgende kotanjant alfa neye eşittir? Komşu bölü karşıdan kök 3'e. Demek ki cevabımız eksi kök 3'müş. Üçüncü sorumuzda ifadesinin değeri nedir diyor. Öncelikle arkadaşlar şurayı düzenlemeye çalışalım. Yani kosinüs 13 pi bölü 3 ifadesinin esas ölçüsünü alalım. Buradaki 3'ün 2 katı 6 pi'dir. Bakın 6 pi'yi öyle bir sayıyla çarpalım ki 13 pi'ye yaklaşsın. O zaman 2 ile çarpıyorum. Artı pi dediğimde 13 pi oluyor. Bölü 3. O zaman esas ölçüsü arkadaşlarım burada bize pi bölü 3'ü veriyor. İfademizi düzenleyelim. Arksinüs kosinüs pi bölü 3. Bunu alfaya eşitlediğimizde sinüs alfa eşittir kosinüs pi bölü 3 oluyor. Bakın birinde sinüs, birinde kosinüs yazılı ve bunlar eşit. Ancak açıların toplamı 90 derece olduğunda eşit olabilir diyorduk önceden arkadaşlar. O zaman alfa artı pi bölü 3 ifadesini 90'a eşitliyorum. Pi bölü 2 eksi pi bölü 3'ten cevabımız buradan pi bölü 6 gelir arkadaşlarım. Aslında şunu da kontrol etmeliyiz. Sinüsün tersi ifadesinde buradaki alfa açısı neydi arkadaşlar? Birinci bölge ve dördüncü bölgede olmalıdır demiştik. Bakın pi bölü 6 açısı birinci bölgede olan bir açıdır. Burada demek ki durumu sağlıyor. Cevabımız pi bölü 6'dır. İfadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Önce arkadaşlar şuraya alfa diyelim. Demek ki bize kosinüs alfa nedir diyor. Burada tanjant alfa ifadesi eksi 1'e eşittir. Arkadaşlar tanjantın tersi durumuna baktığımızda alfa açısı ya birinci bölgede olacak ya dördüncü bölgede olacak. Birinci bölgede tanjant artı, dördüncü bölgede tanjant eksidir. O zaman buradaki alfa açısı arkadaşlar eksi geldiğine göre dördüncü bölgede olan bir açıdır. Üçgenimi oluşturuyorum. Tanjant 1 olacak şekilde karşı bölü komşu. Pisagor'dan burayı kök 2 buluruz. Gelelim kosinüs alfaya.
Bu ay façası dördüncü bölgede. Dördüncü bölgede kosinüsün işareti artıdır arkadaşlar. Cevabımız artı olacak. Peki kosinüs alfa nedir? Komşu bölü hipotenüsten 1 bölü kök 2'dir. Cevabımız Adana'dır. İfadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şuraya alfa diyelim arkadaşlarım. Yani bize sinüs alfa nedir diyor. Hemen şu ifadeyi yazalım. Tanjant alfa eşittir kök 3. Tanjantın tersi ifadesinde buradaki alfa açısı arkadaşlar az önce de dediğimiz gibi ya birinci bölgede olacak ya dördüncü bölgede olacak. Birinci bölgede tanjant artı, dördüncü bölgede tanjant eksidir. Tanjantın değeri burada kök 3 gelmiş, artılı gelmiş. Demek ki alfa açımız birinci bölgededir. Üçgenimizi oluşturuyorum arkadaşlar. Tanjant kök 3 olacak şekilde yerleştirdim. O zaman burası da Pisagor'dan 2 gelir. Sinüs alfa birinci bölgede pozitif bir değere sahiptir. Buradaki üçgenden sinüs alfa karşı bölü hipotenüsten kök 3 bölü 2 gelir arkadaşlarım. Uygun tanım aralığında fonksiyonun tersi aşağıdakilerden hangisidir demiş. O zaman ifadeyi y'ye eşitleyelim ve burada x'i yalnız bırakmaya çalışalım. 1 eksi y eşittir tanjant x eksi 1 bölü 2. Sonra diyorum ki arkadaşlar arc tanjant 1 eksi y eşittir x eksi 1 bölü 2. Bakın şuradaki 2'yi buraya çarpı 2 olarak geçirdim. Şuradaki eksi 1'i buraya artı 1 olarak geçirdim. Ve x'i yalnız bıraktığımda oluşan ifade şöyle oldu. 1 artı 2 çarpı arc tanjant 1 eksi y oldu. Artık x yerine y, y yerine x yazacağız arkadaşlar. Bu durumda fonksiyonun tersi şuna eşit olmuş oluyor. 1 artı 2 çarpı arc tanjant 1 eksi x'e eşit olmuş oluyor. Cevabımız burada Edirne'dir arkadaşlar. 7. soruda ifade verilmiş m olduğuna göre buradaki ifadenin değeri nedir diyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle şuraya bakalım. Şuraya alfa diyelim. Burada tanjant alfa ifadesi sıfıra eşit. Tanjantın tersi ifadesinde açı ya birinci bölgede ya dördüncü bölgede olacak demiştik değil mi arkadaşlar? Şimdi peki neye eşit? O zaman burada alfa açısı sıfıra eşit olmalı. Çünkü arkadaşlar sinüs alfa bölü kosinüs alfa sıfırsa sinüs alfanın sıfır olduğu yerde buradaki tanjant alfa sıfır olacaktır. Alfa sıfır olduğunda sinüs sıfır sıfır gelir. Demek ki burada alfa açımız sıfırmış arkadaşlar. Alfa açısı sıfırsa bu ifade neye eşittir? Kotanjant eksi pi bölü 4'e. Şimdi arkadaşlar kotanjant eksi pi bölü 4 burasıdır. Kotanjant dördüncü bölgede eksidir. Eksi kotanjant pi bölü 4 gelir. Burası kotanjant 45'tir. 1 olur. Ve m dediğimiz ifade eksi 1'dir. Onu buraya yazdığımda arc tanjant 1 gelir arkadaşlar. Peki bu ifadeyi beta'ya eşitleyelim. O zaman tanjant beta 1'e eşit olur. Zaten arkadaşlar az önce demiştik. Buradaki açı, tanjantın tersindeki açı ya birinci bölgede ya dördüncü bölgede olacak. Tanjantın değeri pozitif geldiğine göre birinci bölgede olan bir açıdır betamız. Ve tanjant 45'in 1'e eşit olduğunu biliyoruz. 45'i de radyan cinsinden pi bölü 4 olarak yazarız. Y ifadesi verilmiş. X'in değer aralığı nedir diyor. Şimdi arkadaşlarım. Hani biz sinüs x'in tanım aralığını yazmıştık değil mi hatırlarsınız 24. testte. Burada birebir ve örten olduğu aralık şu aralıktı arkadaşlar. Eksi pi bölü 2, pi bölü 2 kapalı aralığından eksi 1, 1 kapalı aralığına şeklindeydi. Burada arc sinüsün ise arkadaşlar tanım aralığını şu şekilde yazmıştık. Eksi 1, 1 aralığından eksi pi bölü 2, pi bölü 2 aralığına yazmıştık. Şimdi burada arc sinüs içindeki ifade var. Şurası arkadaşlar bu aralıkta olmalıdır. Burası sinüsün tersi ifadesindeki tanım aralığıdır. O yüzden diyeceğiz ki eksi 1 küçük eşit 7 eksi 2x bölü 3 küçük eşit 1. Şuraları eşitlediğimde arkadaşlar eksi 3 küçük eşit 7 eksi 2x küçük eşit 3 gelir. Artı 7'yi her tarafa eksi 7 olarak geçirdim.
İfademiz eksi 10 küçük eşit eksi 2x küçük eşit eksi 4 oldu. Ve her tarafı eksi 2'ye bölerek x'i yalnız bırakıyorum. Fakat eksili bir ifadeye böldüğüm için eşitsizlik yön değiştirecek. 5 büyük eşit x büyük eşit 2 olacak. Şöyle yazacak olursam arkadaşlar, burada x ifadesi 2 ile 5 kapalı aralığında olacaktır. 9. soruda ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Öncelikle arkadaşlar şuraya alfa diyelim. O zaman bu ifade kosinüs alfa eksi 3 pi bölü 2'dir. Şimdi eksi 3 pi bölü 2 diyor ya, esas ölçüsü dediğimiz şey pozitif olur. İfadeye 2 pi ekleyerek işimi kolaylaştırmak istiyorum arkadaşlar. O zaman burası ne olacaktır? Kosinüs alfa artı pi bölü 2. Bakın 2 pi eksi 3 pi bölü 2'den pi bölü 2 gelir. Ve buradaki ifade 90 derece cinsinden yazıldığında isim değiştirir. Ve ikinci bölgede kosinüsün işareti eksi olduğundan eksi sinüs alfaya eşit olur. Şimdi artık buradaki ifadenin sonucu eksi sinüs alfadır. Amacımız sinüs alfaya ulaşmak. Şuradaki ifadeden tanjant alfa 15 bölü 8 geliyor arkadaşlar. Bakın tanjantın tersi var. Buradaki alfa açısı ya birinci bölgede olacak ya dördüncü bölgede olacak. Birinci bölgede tanjant artı, dördüncü bölgede tanjant eksidir. Tanjantın sonucu pozitif geldiğine göre alfa açısı birinci bölgede olan bir açıdır. Üçgenimizi oluşturuyoruz arkadaşlar. Karşı bölü komşudan bu şekilde geliyor. Bu üçgen 8, 15, 17 üçgenidir. Sinüs alfa birinci bölgede olduğu için bunun değeri pozitiftir arkadaşlar. Ve burada da karşı bölü hipotenüsten 15 bölü 17 gelir. Önündeki eksiden dolayı cevabımız eksi 15 bölü 17 olur. 10. soruda ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar kotanjant 10 pi bölü 3 var. Diğerinde de arc tanjant tanjant 45 pi bölü 4 var. Burada şöyle yazabiliriz. Bakın kotanjant 10 pi bölü 3 ifadesi neye eşittir? Esas ölçüsünü bir yazalım arkadaşlar. Bir kere 3'ün 2 katı 6 pi'dir. 6 pi çarpı 1 artı 4 pi bölü 3 dediğimde 10 pi bölü 3'e eşit olur. Esas ölçüsü 4 pi bölü 3'tür. Bunu tanjanta çevirmek istersek arkadaşlar pi bölü 2'den çıkarmak gerekir. Şunu 3'te, bunu 2 ile genişlettiğimizde tanjant 3 pi eksi 8 pi'den eksi 5 pi bölü 6 gelir. Şimdi şurayı düzenliyorum arkadaşlarım. Arc tanjant tanjant eksi 5 pi bölü 6 artı arc tanjant tanjant 45 pi 45 pi bölü 4. Şimdi arkadaşlar tanjantın tersiyle tanjant yan yana gelmiş. Bunlar birbirini götürdü. Buradan cevabımız eksi 5 pi bölü 6 geldi. Tanjantın tersiyle tanjant yan yana geldi. Bunlar birbirini götürdü. Cevabımız 45 pi bölü 4 geldi. Burayı düzenleyelim. Paydasını 12 yapalım arkadaşlar. Buradan eksi 10 pi geldi. Buradan da 3 kere 5 15. 12 135 pi geldi. Bölü 12. Bunları topladığımızda 125 pi bölü 12 geliyor değil mi arkadaşlar? Baktık şıklarda böyle bir şey yok. O zaman bunun esas ölçüsünü alacağız. Esas ölçüsünü alalım. 12'nin 2 katı 24'tür. O yüzden şöyle diyeceğim. 24 pi çarpı. Bunu mesela 5 ile çarparsam arkadaşlar bize 120'yi verecek. 125 pi olması için ifadeye 5 pi ekliyorum. Bölü 12. Bakın esas ölçümüz 5 pi bölü 12 geliyor arkadaşlarım. Cevabımız Edirne'dir. 11'e bakalım. Fx fonksiyonu veriliyor. X'in alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir? Şimdi arkadaşlar bir kosinüs x'i ifadenin birebir ve örten olduğu tanım aralığı yazmaya çalışacağız. X için arkadaşlar burada tanım aralığı 0 pi'de eksi 1 1'e gitmelidir. Biz burada arc kosinüse baktığımızda bunları yer değiştiriyoruz. Eksi 1 kapalı aralığından 0 pi kapalı aralığına gidiyor. Buradaki fonksiyonun tanım aralığı ise
burasıdır. Demek ki 3x eksi 2 bölü 4 ifadesini eksi 1, 1 arasında alacağız. Her tarafı 4 ile çarpıyorum arkadaşlar. Eksi 4 küçük eşit, 3x eksi 2 küçük eşit 4 oldu. Buradaki eksi 2'yi de her tarafa artı 2 olarak geçiriyoruz. Eksi 2 küçük eşit, 3x küçük eşit 6 oldu. Her tarafı 3'e bölüyorum. Burada eksi 2 bölü 3 küçük eşit x küçük eşit 2 oldu. X'in alacağı en büyük tam sayı değeri o zaman 2 olur arkadaşlarım. Ve son sorumuz. İfadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Öncelikle şuraya alfa diyelim arkadaşlar. Şuraya da beta diyelim. Bize neyi soruyor? Sinüs alfa artı beta nedir diyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Çünkü şurada parantezlerimiz var. O zaman şurayı düzenleyelim. Tanjant alfa eksi 1'e eşit. Tanjantın tersi durumunda buradaki alfa açısı ya birinci bölgede ya dördüncü bölgede olacak demiştik. Tanjant birinci bölgede artı, dördüncü bölgede eksidir. O zaman arkadaşlar burada sonuç eksi geldiğinden alfa açısı dördüncü bölgededir. Dördüncü bölgede 45 dereceye eşittir. Ama alfa açısına ne diyeceğiz arkadaşlar? Eksi 45 olacağından eksi pi bölü 4 diyeceğiz. Ya da eksi 45'te fark etmez. Şimdi şunu yapalım arkadaşlarım. Burada ise kosinüs beta ifadesi eksi 1'e eşittir. Şimdi kosinüsün tersi ifadesinde buradaki açımız ya birinci bölgede ya ikinci bölgede olacak. Kosinüs birinci bölgede artı, şurası kosinüs ekseni, ikinci bölgede eksidir. Bakın arkadaşlar kosinüsün değeri eksi olduğuna göre beta açısı burada ikinci bölgede olan bir açıdır. Bunu bu şekilde anlayacağız arkadaşlar. Bir de neyi biliyoruz? Zaten kosinüs beta eksi 1 ise burada beta kesinlikle pi olmalıdır. Çünkü kosinüs pi eksi 1'e eşittir. Pi de 180'dir. Buna eksi 45 dediğimiz için bunu da 180 diyeceğim arkadaşlar. Yerine yazıyorum. Eksi 45, 180 dediğimizde burası bize sinüs 135'i, burası sinüs 45'i verir ve cevabımız kök 2 bölü 2 olur. O da artı 1 bölü kök 2'dir. Evet gençler, bu şekilde sorularımızı çözdük. Umarım anlaşılmıştır. Dediğim gibi 24. testimizde bütün detayları vermiştik. 25. testte kaldığımız yerden devam ettik arkadaşlar. Diyeceklerimiz bu kadar. 26. testte tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.